ders devam isteyen arkadaşlar için gelsin. ISO'yu anlatmamıştım ama madem simülasyonda var biraz da ondan bahsedeceğim. Evet. Şöyle tripodumuzu hemen sabitleyelim. Evet. ISO bir diğer ifadeyle ASA değeri filmimizin ya da algılayıcımızın diyelim ışığa karşı hassasiyetini ifade ediyor. Düşük ASA değerleri, ISO değerleri daha çok ışık isterler. Düşük ISO değerleriyle güneşli ortamlarda, çok ışıklı ortamlarda rahat çalışabilirim. Çünkü bunlar çok ışıkta çalışmak için daha uygundurlar. Yüksek ISO değerleri ise ışığa karşı hassasiyeti yüksek olduğu için az ışıklı ortamlarda çalışmaya uygundurlar. Yani yüksek ISO değerleri az ışıkla yetinebilirler ama düşük ISO değeri çok ışık isteyen bir tavır sergiler. Şimdi kullanımda da şöyle kendini gösterir. Mesela siz şu hareketleri tamamıyla ya da benzer bir hareketli durumu tamamıyla örtücü öncelikli bir modda sabitlemek istediğinizde bakın 1 bölü 1000'e geldiğinizde diyafram değeriniz artık tükenir. Tam burada doğru pozluyorsunuz. Fakat 1 bölü 2000'e geldiğinizde makineniz diyafram ile imdat çağrısı yapar. Bir nokta dördüm yok ki benim. Daha ne kadar açmamı istiyorsun? Mecburen eksi pozluyorum. Dikkat et der. Ve siz 200 ISO'dasınızdır. İşte bu durumda ISO'yu bir durak daha duyarlı hale getirip durumu telafi edebilirsiniz. Alın size üçüncü bir değişken. Değil mi? Şimdi işler biraz kolaylaştı gibi görünebilir. Evet ışık açısından öyle. Ama fotoğrafları karşılaştıralım. Şimdi bir 400 çekelim. Güzel. Bir sıkıntı yok görünüyor. Fakat bir de 1600 çekelim. 1600, 1600 ISO da çekelim. Bakın kumlanmalar başladı. Bunlara gürültü, noise, grain deniliyor. Ama tabii kapalı ortamlarda, az ışıklı ortamlarda başka da yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Yüksek değerdeki ISO'larla çalışıyoruz. Makinelerin algılayıcıları küçüldükçe yani kompakt makineniz varsa 400 400 değeri bile ISO'da 400 değeri bile çok ciddi gren yapabilir. Makine algılayıcısı büyüdükçe gren de az gren sonuçları e, o noktadaki başarıları çok daha iyi olur. Mesela bir full frame makinenin 6400'ü ile şu an elimizde çok sık bulunan işte 600D, 650D, 60D gibi makinelerin yüksek ISO değerleri de birbirine benzemez. Evet. Peki şöyle bir soru aklınıza gelebilir mesela gece çalışacağım e o zaman evet madem daha az ışık istiyor ne kullanayım 6400-3200 mi kullanayım diye düşünebilirsiniz evet ışık açısından doğru bir tercih ama eğer sabit obje çalışıyorsanız hareketi dondurmak gibi illaki bir derdiniz yoksa ben mesela gece 100 ISO çalışmayı severim. Çok daha keskin, grensiz ve güzel sonuçlar verir. Tabi burada bir gece görüntümüz yok.